Değerli dostlar, birçoğunuzun bildiği üzere ülkece 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan üst üste 9 saat arayla felaketle sonuçlanan bir deprem yaşadık. Birçoğunuzun bildiği üzere ben de Malatyalıyım. Bütün akrabalarım Malatya'da. 5 dakika önce dayımızın oğlunun vefat haberini aldık. 3 gündür enkaz altındaydı. Hakeza yeğenimin kayınpederi, 2 kızı ve eşi Göcük altına halen ulaşılmış değil. Merhum dayımın akrabaları yine Göcük altına ulaşılmış değil. Cidden çok üzüntülüyüz. Bugüne kadar böyle bir deprem ne duydum ne gördüm. İlk deprem 7.7 şiddetinde oldu. O zaten yeterli yıkımı yapmıştı. O depremden 9 saat sonra ikinci deprem oldu. O da 7.6 idi. Bu da çok hasar verdi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adana, Diyarbakır başta olmak üzere 10 tane vilayetimiz şu an acı ve ızdırap içinde. Tabii ki gerek hükümet gerek diğer yetkililer üzerine düşeni yapıyorlar. Ancak aynı anda 10 yerde olunca tabii ki zamanında ulaşılamadı. Bana da gerek akrabalarımdan, gerek diğer okurlarımızdan, izleyicilerimizden serzenişler geliyor. Üçüncü gün oldu, daha yeni başladılar. İşte başlamadılar, yetişemiyoruz, yetişemiyorlar. Acı içindeyiz, serzenişleri var ama hiçbir insan, hiçbir hükümet, hiçbir yetkili böyle tabii bir afet durumunda halkının enkaz altında kalmasını istemez. Onların da imkanları olsa, güçleri, kuvvetleri olsa eminim ki anında müdahale ederler ve çıkarırlardı. Vakit kimseyi suçlama vakti değil. Allah tarafından gelen bir tabi afetle karşı karşıyayız. Rabbim vefat etmişlere rahmetiyle muamele etsin. Enkaz altında olanlara bir an evvel kurtarmayı nasip eylesin. Akrabalarına sabırlar versin. Şu an sözün bittiği yerdeyiz derler ya. Ben öyle bir andayım. Çünkü yakın akrabalarımızda biz bunu yaşadık. Deprem sabahı ablamla görüştüm. Onların evleri yeni yapılmış idi. Depremden sonra yapılmış idi. 99 depremden sonra. Hiçbir eşya yerinde kalmadı. Hepsi döküldü. Tabii eşyalar dökülürken biraz da galiba hırpalanmış, zarar görmüş. Kısa bir süre hastanede kaldı. Taburcu ettiler, köye gittiler. Dün yine Malatya'daki kardeşimle görüştüm. Nüfusu 800 bini geçkin Malatya'da sadece 6 tane fırın açık. Akaryakıt sıkıntısı var. Yıkılmayan evlere de girilmiyor. Çünkü ne zaman ne olacağı belli değil. Köyde, mezrada evi olanlar belki geçtiler ama herkesin böyle bir imkanı yok. Halkın morali çok bozuk. Herkes birbirine katkı, destek sunmak istiyor ama kimse de olmayınca yapacak bir şey yok. Özellikle su sıkıntısının olduğunu söyledi. Çünkü normal şebeke suyunun kullanılamadığını, sıkıntı olduğunu ifade etti. İstanbul'da arkadaşlarımız su ayarladılar, araç yok. Yollar bozuk, gitmek istemiyorlar. Şu an ne desek kafi gelmez. Gerçekten üzüntülüyüz, acılıyız. Sözün bittiği yerdeyiz. Böyle durumlarda insanın aklına gelen tek şey enkaz altındaki insanlarımızın kurtarılması. Bizim de duamız, niyazımız o. Gitmek istedik şimdi İstanbul'dan Malatya'ya. Cumartesine kadar uçaklarda yer yok. Karayoluyla gitsek neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Kayseri'den sonra deprem bölgelerine araçlar alınmıyor. Ancak kaymakamlık izni olmalı veya değişik belgeler var. Değerli izleyiciler, hepinizden dua istiyoruz. İmkanı olanlar maddi manevi deprem bölgesine yardım etsin. Tabii devletimiz elinden geleni yapacak. Yurt dışı destekler, yardımlar var. Bunlar teselli kaynağımız oluyor. Ancak Malatya ile yaptığım görüşmede Malatya 5
Şubat'taki haline gelmesi için çok zaman geçmesi lazım. Çok yatırım yapılması lazım derler. Bunlar bir şekilde er ya da geç olur ama giden canın yerine maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Elbette ki her insanımız, her vatandaşımız bizim için önemli. Canımız yanıyor. Ancak bu canlar tanıdığınız, bildiğiniz, konuştuklarınız olunca ayrıca bir ızdırap yaşıyorsunuz. Eşimin dayısının oğlu birinci depremde hiçbir hasar görmüyor. Daha sonra evinden çıkıyor. Ben evde rahat duramam, burada duramam. Evinde demeyelim. Ailece tek katlı bir düğün salonuna gidiyorlar. Kalabalık bir aile. Oradayken, millet enkaz altındayken ben burada rahat oturamam diyor. Şehre iniyor. Enkaz altına kadar yardım edebilir miyim düşüncesiyle. O anda öğle ezanı okununca abdest almak üzere bir iş yerine giriyor. Akabinde 9 saat sonra ikinci deprem oluyor. Tabii 3 gündür enkaz altında idi. Biraz önce haber geldi. Maalesef cansız bedene ulaştık diye. Şu an bu şartlar altında konuşmak bile içimden gelmiyor. Ancak bu videoyu izleyen izleyicilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız belki karınca kararınca bulundukları yerlerde, yurt dışındaysanız elçiliklerimize, Türkiye içindeyseniz Kızılay'ımıza ve AFAD'ımıza başvurarak ne yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Özellikle Malatya'da birinci derecede, çünkü marketler, bakkallar kapalı. Onlar da tabii haklı olarak binamız üstümüze yıkılabilir. Can güvenliği söz konusu olunca, çünkü yetkililer 1,5 aydan önce biz binanızın sağlam olup olmadığını kontrol edemeyiz, bu bilgileri veremeyiz. 1,5 aydan önce evinize girmeyin diyorlarmış. Tabii böyle bir konuşmadan sonra binlerce kişinin hasar gördüğü bir ortamda insanlar hiçbir şey olmamış gibi marketini açamaz, bakkalını açamaz, fırını açamaz. Onlara da hak veriyorum. Özellikle Malatya'da söylenen su, ekmek, tabii yaşam malzemeleri. Evet, Kızılay'ımız, AFAD'ımız sıcak çorba ikram ediyor, yemek yapıyor. Bundan dolayı bütün kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle belediyelerimizin kurtarma ekipleri var güçleriyle çalışıyorlar. Ancak aynı anda 10 şehirde, yüzlerce ilçede olunca tabii ki planlaması, organizesi, nerede neye ihtiyaç var tespiti zaman alıyor. Biraz önce de söylemiştim. Hiçbir kurum, hiçbir yetkili, hiçbir kişi enkaz altındaki vatandaşlarının olmasından mutlu olmaz. Herkes ister ki bir an önce canlı ulaşalım, çıkaralım. Ancak enkaz altındaki canlarımızı çıkardıktan sonra bizim kendimizi de bir muhasebe etmemiz lazım. 1999 Marmara depreminin bu yana 25 yıl geçti. Maalesef kimi zaman hak sahiplerinin bir daire iki daire isterim, bir daire bir daire isterim deyip diretmeleri, kamu otoritelerine risk alıp bir şekilde binaları daha da sağlamlaştıralım dememeleri ve başarılı olmamaları beni üzüyor. Örnek vermek gerekirse bizim şu an yayını yaptığımız yer Zeytinburnu ilçesi. Ben 35 yıldır bu ilçedeyim. 99 Marmara depreminde pilot bölge ilan edilmişti. Depremde öncelik. Ancak geçen 25 süre ne yazık ki ilçe 11.16 kilometre, yarısı mezarlıklardan oluşuyor. Yani aşağı yukarı 6,5-7 kilometre karelik bir yeri maalesef dönüştüremedik. Evet, Allah'tan gelen bir tabi afet. Belki yeni yaptığımız binalara yıkacak, bilemiyoruz. Çünkü 7.7'de bu oldu. Belki 8 olacak, belki 8.5 olacak. Hiçbir garantimiz yok, bilemeyiz. Ancak biz de günün teknolojisi ve şartlarıyla elimizden gelen en sağlam binaları yapmış olmamız gerekirdi. Zeytinburnu'ndaki binalar, bırakın depremi, kendi kendiliğine yıkılarak bize aslında haber veriyor. Ben bu vesileyle yetkililerimize sesleniyorum. Zaten sürekli bilim adamlarımız, uzmanlarımız söylüyor.
Marmara depremi en geç 7 yıl içinde olacak, yarın da olabilir. Bizim mutlaka bir hazırlık yapmamız gerekir. Söylemek bile istemiyorum. Herhangi bir İstanbul veya Marmara depreminde tablonun daha da korkunç olacağını herkes biliyor, herkes söylüyor. Ama ne yazık ki hiçbirimiz fedakarlık yaparak benim 100 metrekare dairem 80 metrekare olsun ama sağlam olsun demiyoruz. İşte benim 100 metrekare dairem var, nasıl 150 metrekare alabileceğimizi hesaplıyoruz. İçimizde bazı inat arkadaşlar çıkabiliyor. İşte ben 2 daire isterim, ben 2 kardeşim, ben alsam o ne yapacak? Sonuç itibariyle biraz önce de özetlediğim gibi 25 yılda yaptığımız kentsel dönüşüm Zeytinburnu'nda 1-2 tane yerin dışında maalesef ki yok. Değerli dostlar, şimdi belki muhasebe yapmanın zamanı değil. İnşallah canlarımızı enkaz altına çıkardıktan sonra biz yayın grubu olarak daha farkındalık oluşturacak yayınlar yapacağız. Dikkat çekeceğiz. Sağlam olmayıp 100 metrekare evde oturacağınıza sağlam olan 80 metrekare yerde oturmak evladır diyoruz. Lütfen bütün şehirlerimizde ölmüşlerimize dua edelim. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. İnşallah enkaz altındaki canlarımıza kurtarma ekiplerimiz tez zamanda ulaşır. Bizim aile olarak canımız yandı. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın canının yanmasını istemiyoruz. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. İçimizde çekim yapmak gelmiyor. Zaten böyle bir ortam da yok. Ne sokaklarda ne caddelerde, bütün Türkiye kan ağlıyor. Belki 10 tane şehrimizde tabi afet yaşadık ama diğer 71 vilayetimiz kan ağlıyor. Dün Zeytinburnu Kaymakamlığı'na gittim. Kan bağış kampanyası vardı. Adım atacak yer yoktu. PTT'ye gittim. İnsanlar bireysel olarak, toplu olarak yardım göndermeye çalışıyorlar. Halkımızın duyarına da teşekkür ederim. İnşallah her şey yoluna girecek. İman varsa imkan da var diyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.